12 saat önce Ermeni silahlı kuvvetleri tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan'la olan ateşkesi ihlal etti. Kesin birileri kızmıştır. Azerbaycan askeri kuvvetleri acilen bölgeye gitti ve birkaç küçük çatışmanın ardından iki ülke de açmaza girdi. Bu ciddi bir inatlaşma. Daha adını bile yazamadığım ülkelerin iktidar savaşından bana ne? Azerbaycan, Hazar Denizi'ndeki tek müttefikimiz ve bölgedeki tarafsız güçleri caydırıyor. Rusya ve İran ortalığı karıştırırken güç kaybetmek istemiyoruz. Özellikle Azerbaycan'ın kaynakları ve nakliye rotaları için. Ama Azerbaycan'ın inatlaşmayı kaybetmesinden korkmuyoruz. Burada amacımız ne? Tesirli elektrik santrali, ülkenin büyük bir enerji kaynağı ve tüm dikkat sınırdayken orası kolay hedef. Kim için hedef? Ermenilere sadık olan Şii milisler, bölgede Amerikan etkisini azaltmak isteyen dış güçler. Şimdi santrali kim koruyor? Küçük bir Azeri asker grubu. CIA'in bölgede ajanı var, küresel müdahale ekibinden. Richard Myers eski özel kuvvetlerden. Kaynakları saldırının sürdüğüne dair bilgi veriyor. Amerikan çıkarlarına ters bir düşman santrali ele geçirirse orayı kontrol eder. Bölgedeki tek Amerikan müttefikini etkisiz hale getirebilirler. Bu olamaz. Stres yok ha? Sadece destek olarak gideceksiniz. Destek ve tavsiye. Bir şeye karışmayın. Azerbaycan hükümeti yardım isteyecek kadar zayıf görünmek istemiyor. Amerika'da başka bir ülkeye asker gönderdiğini belli etmemeli. Biliyorsun İran hava sahasından geçeceğiz. Paraşütle iner, santrale yürüyerek gideriz. Hedefi ıskalarsak bölgede çok düşman var. Komuta devir teslim töreninde oturmaktan iyidir. Myers sizi askerlerle görüştürür. Ona bir yer seçmesini söyle, onunla buluşuruz. Biraz vakit var, bence santralin planını biraz öğrenin. 3-4 platları artık...